filmde Ayten karakterine hayat veriyorsunuz. Evet. Ayten bir oyuncu ama oyunculuk yapmayıp ev hanımı olmayı seçmiş. Karakterin alt metninden biraz bahseder misiniz? Pek oyuncu denemez aslında Ayten'e. Duysa bunu çok mutlu olurdu Ayten. Ufak girişimlerde bulunmuş. Oyuncu. Ama içinden atamamış bu hayallerini. Hala da o umutla yaşıyor. O yüzden de her an bir Türk filmindeymiş gibi bir anda başka bir tepki verebiliyor. Böyle Ayhan Işık sanki karşısında Güven Kıraş değil de kocası değil de Ayhan Işık varmış gibi onunla böyle oynamaya başlıyor. Çok çılgın bir karakter. Bütün ailede artık buna alışmış. Benim için o yüzden çok keyifliydi. Çünkü nerede ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir karakter oynarken yani senaryoda yazılanlar dışında bir şeyler ekleme şansınız daha çok oluyor. Filmde de böyle komik anlarının olduğu güzel bir karakter olduğunu düşünüyorum tabii seyirci bakalım bulacak. Nasıl bir tepki gösterecek? Evet. Filmin başında kızınız hamile ve aileyi bir araya getirmek istiyor. Asıl amacı o. Mükemmel ailem diyerek de ironi yapıyor. Çünkü ailede herkes birbirinden farklı özelliklere sahip. Eşi boksör. Biraz aileyi bir tanıtabilir miyiz? Eşi boksör dediğiniz gibi Ayten oyunculuk hayalleri kuran ya da öyle oyuncu olduğunu düşünen bir karakter. Kız kardeşi kiralık katil. Kiralık katil. Fakat o da zaten ilk şeyde bıraktım bu işi diye geliyor. Ama algının oynadığı, Algı Eken'in oynadığı. Şahin Irmak'ın oynadığı karakter de aslında boş gezenin boş kafası. Ama o da kendi denek. Çapında böyle kimya ile uğraşıyor. Bir de Nejat Uygur'un oynadığı karakterimiz var. O evin en küçüğü. O da böyle artık yani hayata karşı bir bezmiş. Amacının kalmadığını düşünüyor. Yani bu hayatta yaşamanın manasız olduğunu. O da hep böyle ölüme çok bir adım ötesindeymiş gibi. Böyle her karakterin çok uç bir noktası var. Yani Güven'in oynadığı da boksör ama o da uçlarda bir boksör. Ve aile her karakterin mesleğini an an kendi içinde, olayların içinde yaşadığı anları görüyoruz seyircide. Çekimler eğlenceli geçmiş çok belli. Oyunculuğunuza yansımış bu neşe, enerji. Zorlandığınız bir an oldu mu çekimlerde herhangi bir? Oldu ya. Bir sahne var bu soygun yaptıkları sahne. Orada da kostümler giyerek evet çok tatlı. Yani görüntü çok tatlıydı. Hayvan gerçekten hayvan kostümü. Benim giydiğim hayvanın ne olduğu hala merak konusu. Balık diyenler oldu. Bilmiyorum siz neye benzettiniz ama hatırlayamadım şu an. İlginç bir hayvandı. Onunla tabii bankaya girmeyken çok spoiler vermiyorum ama soygun yapmak, sıcak hava, bayağı böyle zorlu sahnelerdi onlar. Bir de böyle işte deniz kenarına gidiyorlar, böyle kaçtıkları bir yerler var işte. Ama ve full o kostümle bir süre var filmi yani. Filmi nerede çektiniz? Antalya plakası vardı arabada ama. Yok, İstanbul'da çektik. Hı-hı. Ama böyle bir yol, hani yol gidiyorlar kızlarına gidecekleri için. Evet. Sanki Doğma Antalya'daymış gibi ama İstanbul'da çektik. Filmi. Hep böyle Silivri taraflarındaki. Hı hı. Unutamadığınız bir an oldu mu? Aranızda geçen diyalog olur, bir şey olur. Çok an var aslında ya. Çünkü dediğim gibi böyle seti beklerken çok eğlendik. Soygun. Filmle alakasız bir anımız var, unutamadım. Güven'le Silivri'de bir restorana gittik. Orada bir şey mi oldu? Evet, öyle bir hesap geldi ki böyle hepimiz böyle kaldık. Bir de bizimle fotoğraf falan çektirdiler. Kızdık Güven. Bunu da yani gitmeyin diye anlatıyorum. Seyirci de gitmesin. Silivri'de hiçbir restorana gitmeyin. Öyle demişler yıldız falan. Silivri Belediyesi açıklama yapıyormuş. Gerçekten ama. Yani gerçekten bir daha asla yani gitmem. Ama o bizim için çok da eğlendik Güven. Benim eşim ve öyle üçümüzdük yani ve sadece yemek yedik. Ne yediniz? Hiç, merak. Yani balıkçıydı aslında ama mezeler yedik. Setten çıkmıştık. Eşim zaten sonra geldi. Böyle bir tane hatapot falan yedi. Ona ya inanılmaz bir para geldi. Size anlatamam. Böyle eşim ne? Ve Güven. Rakım merak ettik. Yani şöyle söyleyeyim. 3 kişi böyle 16 bin mi? Öyle bir para ödedik. Tabii şimdi bilmiyorum belki size. Bu 3 ne sene zaman? Önceydi bu. 3 sene önce. 3 sene önce. Şu an normal artık da. Şu an evet normal ama 3 sene önce yani şu anın bence hani alkol falan da var mıydı? Yok. Buna setten rağmen. Çıkmıştı. Of. Çoktu. Çok büyük bir rakam. Ve gerçekten ben ertesi gün telefon açtım. Bir yanlışlık mı oldu dedim. Hani bizi çünkü böyle sizi çok beğeniyoruz dediler. Fotoğraflarımızı çektiler. Sayfalara koydular. Hani böyle bu şey demek istemiyorum. Onu yaptılar, indirim yapsınlar diye. Sadece dedim ki şeyi merak ediyorum. Normal gelen bir insan, yani sizin bir şeyiniz yok mu? Çünkü sadece yazıp getiriyorlar. Detayını bana yollar mısınız dedim. Böyle alakasız işte atıyorum. Eşime verdikleri ahtapotun yanına işte 10 bin lira yazmış. Atıyorum. Yani böyle şeyi yok. Sizi dedim şikayet mantığı edeceğim. Yok. Aslında uğraşırım ben ama uğraşmadım. Filmin şeyine verelim dedim. Öyle güzel bir anımız vardı Güven'le. Oo, bayağı insan bir de kendini kullanmış ve kötü hissediyor ya, o çok kötü bir şeyle. Şu an evet, restoranlarda evet, en çok yaşadığımız hikaye o ya. Ben gerçekten bunu bütün arkadaşlarıma söyledim. Çünkü bir de bilinen bir yermiş Silivri'de. Hani aklıma gelmez Silivri'de gidip hani öylesine bir güzel deniz kenarında balıkçı diye düşündüğümüz bir yer. O yüzden de insanları uyarmayı kendime şey yaptım yani. Görev edindim. Evet, gitmesinler.
Onun dışında bir sahnemiz var, şarkı söylediğimiz, bilmiyorum duruyor mu tabii, kurguyu bilmiyorum şu anda. Böyle bir orman ateş yakıp orada da orman kimse yok. Bir anda arkamıza böyle bir at geldi. Yani oraya bir atın gelmesi, orada olması çok ilginçti böyle. Hani bir anda her şeyi unuttuk. Filmin komedi olması da değil, çok duygusal ve şey bir andı. Özel bir andı, uğurlu gibiydi böyle. Çok heyecanlanmıştım. Gerçekten herkes aile olmuş gibi. Acayip birbirinizi benimsemiş. 40 yıldır hep berabermişsiniz gibi. O duygu geçiyor. Ama zaten bence komedi filmleri özellikle, yani bütün sinema için, bütün diziler için de öyle, ama komedi filminde oynadığınız arkadaşlarınız, rol arkadaşlarınızla iyi anlaşmıyorsanız ve gerçekten o dönem bir aile gibi olmuyorsanız o filme çok yansıyor diye düşünüyorum ben. Seyirci bunu hissediyor yani. Geçen Toygan Avanoğlu'yla konuştuğumda o da aynısını söyledi. Anlaşamadığım biriyle ben oynayamam dedi. Sizde de aynı mı? Oynayamam, evet. Tiyatroda zaten hiç oynayamam. Hani dizide ne bileyim, görev artık öğrendik onu. Eskiden daha duygusal bakıyordum. Şimdi daha böyle kamera daha iyi bir rol arkadaşı olabiliyorum bazen. O yüzden de belki olabilir. Ama komedi filminde Çakallarla Dans, işte biz 7 film çektik. 7 oldu değil mi? Onun bir nedeni var. Çünkü biz gerçekten yani film yokken, film çekilmiyorken de görüşüyoruz. Anılarımızı paylaşıyoruz. Beraber derdimize üzülüyoruz. Mutluluğumuza seviniyoruz. Aynı şeylere gülüyoruz. Biz aynı şeylere güldüğümüz için de seyirci bunu doğal empati kurabileceği bir şey gördüğü için seyretme gereği duyuyor. O yüzden önemli bence anlaşabildiğin insanlarla oynayabilmek. Hı hı. Genellikle iş bitince de kimse kimseyle görüşmüyor. Yani WhatsApp grupları kapanıyor falan. Birbirini takipten çıkıyor insanlar. Ben bunda biz hala görüşüyoruz. İşte film girmedi. Ama işte Algı geliyor, Dastas da oyununu oynuyor. Güven keza zaten oyunu devam ediyordu, sonra bitti ama hala ben Güven'le bir tiyatro, bir oyun olur konuşurum, yapalım mı diye. Zaten yani devam edecek bir dostluk o. Bu film ona vesile oldu diyelim. Süper. Mükemmel Aile filminin yanı sıra işte Ölümlü Dünya'da da yine aynı şekilde, hatta ben fragmanı paylaştığımda arabayı da benzeştirdiler Ölümlü Dünya. Arabayı öyle değiştirseydiniz falan diye de böyle eleştiriler oldu. Bir kıyaslama şansı olabilir mi sizin açınızdan? İzlediniz şimdi mi Ölümlü Dünya'yı? Ölümlü Dünya'yı izledim. İlk ikisini de izledim. Bence çok güzel, çok özel bir film Ölümlü Dünya. İkiyi daha çok beğendim ben. Evet, iki de yani ben ikisini de çok beğeniyorum. Oyunculukları çok beğeniyorum. Hiç ama şeyi yani Mükemmel Aile ile açıkçası hiçbir benzerliği olduğunu düşünmüyorum. Ancak böyle hani ikisi de sıcak bir film diyebiliriz. Minibüs'e gelince de hani biz Mükemmel Aile'yi çekeli 3 yıl oldu aslında. 3. yıla giriyoruz. Ölümlü Dünya yeni çekildi. Yani onlardan bir alıntı bir şey yok yani. Minibüs gerçekten. Ayrıca Çakallarla Dans'ın 5.siydi galiba. Bir yol hikayesi oldu. Onda da aynı minibüs kullanılmıştı. O minibüs bence çok spesifik, akla gelen, hani böyle sempatisi olan, bir yol hikayesinde görsel olarak da güzel gözüken bir minibüs olduğu için o seçilmiş diye düşünüyorum. Bir de İyi Bir Aile Değiliz diye bir film de girdi. Onda da yine böyle aile, değişik özellikleri var hepsinin. Bu ara böyle aile filmleri, farklı karakterden oluşan aile hikayeleri çok fazla iş yapmaya başladı. Onu izlediniz mi? İyi Bir Aile Değiliz. Yok, izlemedim. O da Haki Biçici'nin filmi. Yine aynı şekilde. Bu ara aile filmleri bayağı önde, özellikle komedi anlamında önde. Gayet güzel herhalde. Çünkü şey yani sonuçta ailelerin seyredebileceği, hani tek bir tarafa hitap etmeyen filmler bunlar. İnsanlar da empati hani tamamen kendilerini görmeseler de, o kadar uç ailelerde uç karakterler yok belki ama herkesin içinde bir çılgınlığı, bir şey var ve aile olmak o yani. O çılgınlıkların bir arada barınabilme özelliği bence. O yüzden de aile filmlerini tutması çok normal. Bir de aile dizisinde de çok kullanılan bir laftı. Aile bütün kötülüklerin iyi niyetle yapıldığı yer diye de bir laf vardır. Buna katılıyor musunuz? Çok katılıyorum gerçekten. Yani isteyerek yapıldığını düşünmüyorum aile için ama şöyle, şimdi ben ailesinden yana şanslı olan bir insanım ama benim seçemediğim akrabam, seçemediğim ailem dediğim dostlarım var. Onlar da benim ailem gibi. Ama herkesin ailesi aynı temizlikte, aynı iyilikte olmayabilir. O yüzden de bu sadece benim aile tarafından bakış açım olabilir. Şanslıyım kendi açımdan. Bu ara sinemalar dolup taşıyor. Çok fazla film giriyor. Neyse ki. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Pandemide salonlar bomboştu. Herkes kaçıyordu birbirinden. Şimdi Çakallarla Dans girene kadar sinema salonları bayağı şeydi. Hatta böyle bütün sinemacılar Çakallarla Dans'ı beklediler. Çünkü aslında bu bir filmin iyi olması diğer filmin de önünü açıyor. Sonra biz Çakallarla Dans bir açtı. Sonrasında yavaş yavaş şimdi işte Gupse'nin filmi olsa olsun, işte Kolpaçino olsun, Atatürk filmi olsun. Böyle sinema salonları artık insanların pandemide yaşadıkları o travmaları, o korkuları böyle birazcık unutmalarını ve tekrar salonlara gitmelerini sağladı. Daha tam değil bence. Yani tam böyle sinema salonları çok dolu, çok iyi durumda değil. Daha iyi olması gerekiyor.
Tiyatro hiçbir zaman bu konuda yer almadı değil mi? Siz aynı zamanda Dastas'ın da ortağısınız Mert evet. Fırat'la. İki ortaksınız değil mi? Yok, beş ortağız. Beş, o. Harun, diğerleri. Harun Tekin, ha, doğru, Koray doğru. Candemir, bir de Muzaffer Yıldırım var. Beş ortağız. Beş ortaksınız. Tiyatro yara aldı tabii ki. Yani sonuçta pandemide oyunlarımız oynanmadığı için ve o bina yani orası bize ama ait olduğu için. Ama sinema kadar almadı değil mi? Bunu herhalde kabul ediyorsunuz. Sinema kadar şöyle almadı. Pandemiden sonra tiyatro hiçbir şey olmamış gibi açıldı ve devam ediyor seyirci anlamında. Ama sinema aldığı yarayı henüz kapatamadı. Çünkü sinemanın yerini dijital platform aldı. Yani seyirci sinemaya gitmeyi artık bir şey gibi, ekstra bir lüks gibi zaten görmeye başladı. Zaten izlerim kafası da var. Evet, haklılar da baktığınız zaman. Yani ekonomik anlamda kendi evine, televizyonuna gelen bir şeyi zaten izleyebilecekse 3 ay daha beklerim, burada izlerim ve bu ekonomimi böylece kısarım. Ama canlı performansta öyle bir şey yok. Bir kere görebilirim. Ben bu canlı performansı bir kere izleyebilirim. Öyle bir şeyim varsa. Zaten ekranda göremeyeceğim. Evime gelmeyecek. Tiyatro o yüzden çok yara almadı. Sinemanın da o sebepten dolayı diyorum. Biraz daha zamanı var bence eski gücüne ulaşması için. Hı hı. Bu arada dizilerde inanılmaz sayısı çok fazla ve şimdi Korkma Ben Yanındayım listeyle evet. Seyirci karşısına çıkacaksınız. Orada Aylin karakterine hayat veriyorsunuz. Evet. Defne'yi de Aylin oldu değil mi? Karakter. Evet. Yani o hemen değişti aslında ilk revizeden sonra Aylin karakteri oldu. Aylin de benim için şöyle önemli. Ben dizide, sinemada güçlü karakterler oynadım. Hani böyle dişi dediğimiz böyle ya kötü ya güçlü ya işte atıyorum. Selcan Hatun Selcan Hatun ve şeyde kuruluşta. Toplam kaç yıl oynadınız onu? 8. 8 yıl evet. Bir karakter inanılmaz. Tabii. Ve gençliğini, yaşlılığını her aşamasını. Aynen. Ama önce kötüydü sonra iyi oldu ama hep çok güçlü bir karakterdi zaten döneme göre. Çakallarla Dans da hani bilindik diye söylüyorum. Fatma çok güçlü bir karakter. Evet. Şimdi Korkma Ben Yanındayım'daki Aylin bugüne kadar Didem olarak görmedikleri bir karakter. O yüzden benim için önemli. Biraz farklı zor bir kadın. Biraz anlatabilir miyiz Aylin'i nasıl biri? Zor değil ama çok fazla içinde yaşadığı zorluklar var. Çocuklarına çok düşkün, çok bağlı. Entrikaydı. Her anne gibi. Hı hı. İki tane oğlu var. Eşiyle arasında aşılamaz bir mesafe var. Murat Aygen'in evet, hayat Murat verdiği. Evet, Murat Aygen'le. Cihan mıydı? Turgut. Turgut karakteri. Hı-hı. Cihan'la Mert oğulları. Oğlu, evet. Eren ve Durukan oynuyor onları da. Onun dışında bir de diğer ailemiz var tabii. Şevket Çoruh ve Günay. Fakir taraf. Evet. Öyle demek istemedim. O ailemiz var. Yani böyle aslında klişe gibi gelebilir. Yani fakirler, zenginler değil ama aslında çok böyle bir arada olacakları, birbirine kenet etlenmelerini gerektiren bir durumla bu iki aile bir şekilde bir araya gelecek. Yine bir bebek mevzusu var. Evet var. Ama ne olacak onu bilmiyorum. Fragmanda gördüğüm kadarını biliyorum. Yani daha o sonrası öncesine döndüğümüz için bilemiyorum. Bu bebek mevzusuyla beraber de hani iki farklı toplumda, iki farklı statüde yaşayan ailenin nasıl beraber bir arada bir yolda olduğunu göreceğiz aslında. Genellikle projelerin hepsinde bir birleştirme alt metni var değil mi genellikle? Evet. Diğer işte Kızılcık'ta da var, Kızıl Goncalar'da da var yine aynı şekilde. Ayrı bir uçları ayrı bir araya getirme. Ama hayat da öyle değil mi zaten? Yani hepimiz kendimiz işimizde atıyorum beyaz yakada da öyle. Nerede çalışırsanız çalışın, nerede olursanız olun. Sizden olmayan, sizinle aynı bakış açısında olmayan insanlarla bir araya geliyorsunuz. O yüzden de bunu dizide, sinemada görmek bana çok daha gerçekçi ve doğal geliyor. O yüzden çok seviyorum iki uç noktaların bir araya geldiği işleri. Bazı oyuncular ben televizyonda dizi seyretmiyorum diyorlar. Siz nasılsınız ben bu konuda? Ben seyrediyorum. Hepsini yani şöyle bütün bölümleri evinde televizyon olmayan oyuncular da var. Ha yok. ya da öyle söylüyorlar. yani oğlum için çok televizyon açmıyorum ama ben hani gününde saatinde seyredemiyorum. Ama yeni bir iş girdiyse mutlaka hem senaryosuna hem oyunculuklara hem diziye rengine her şeyine bakmak için mutlaka en az bir bölüm iki bölüm seyrediyorum. Bazen çok beğeniyorum devam ediyorum kayıt altına. Şu an var mı böyle tutkun olduğunuz? Var. Kızıl Goncaları çok beğeniyorum. Kızılcık Şerbeti'ne ben çok yeni başladım. İnanır mısınız? Son 5 bölümdür başladım. Böyle bir anda herkes Kızılcık Şerbeti'ni duydu. İlk bölümde izleyememiştim. Dedim ki ben bir izleyeyim. Hani oyuncu olarak açıkçası bunu söylüyorum. Dizi takip etmek için değil. Orada mesela senaryo iyi. Yani birbirine şey yapılması. Birkaç karakteri çok beğendim. Çok eğlenceli buldum. Hangileri? Nilay mı? Ha Nilay. Evet, Feyzan'ın karakteri. yani çok eğlenceli buldum. Çok tatlı bir... Hani öyle bir kaosun içinde çok seviyorum öyle rahatlatıcı karakterleri. Kızıl Goncalar'da bütün oyuncular zaten çoğu arkadaşım. Ama bence
aşırı performans sergiliyorlar. İnanılmaz. Yani bu çok önemli bir şey. Bir oyuncunun dizide performans sergileyebilme alanının açılması büyük şans. Bunu da seyirciye yansıtması büyük bir başarı. O yüzden onu da çok beğeniyorum. Bahar'ı çok beğendim. Onu izliyorum. İzledim yani. Şu an Kirli Sepetini zaten senaryosunu çok merak ediyordum. Kirli Sepetini çok beğendim. Onu izliyorum arada. Ondaki oyunculukları da çok beğeniyorum. Zaman zaman karikatürize olmasına rağmen bayağı tatlılar. Yani işte bence o karikatürizelik yakışıyor. Yani dizinin konseptine yakışıyor. Yani gerçek hayatta bize şey gelebilir o karakterler. Absürt gelebilir. Absürt gelebilir. Bu ne böyle diyebiliriz. Ama dizide o şeyde benim hoşuma gidiyor. Yani izlemek hoşuma gidiyor açıkçası. Hudutsuz Sevda'daki genç oyuncuların bazıları Dastas'ta da olduğu için izliyorum. Evet, sizin orasının bir de böyle bir özelliği evet, var. Evet, hoşuma gidiyor onlar. Yani Denizcan çok yetenekli çocuk. Yani tiyatroda da çok iyi. Naz Çağla zaten bizim prensesimiz. Evet. Hülya Gülşen annesi. Aynen. O yüzden o diziyi seviyorum. Öyle yani. Ben izleyici dizi seyrediyorum. Korkma ben evet. Yanındayım da. Murat Aygen'le partnersiz. Nasıl evet. bir partner Murat Aygen? Ona sordum, size de sormadan olmaz. Maşallah diyeyim. Şöyle Murat Aygen yani iyi bir partnerlik dışında iyi de bir dost bence. Tabii daha yeni 3 aydır 4 aydır tanışıyoruz ama ilk tanıştığımızda böyle çok mesafeli hani ay ben nasıl hani karı koca oynayacağım nasıl beraber işte çalışacağım diyordum. Bir hafta 10 gün geçtikten sonra gerçekten böyle bir abi gibi dost gibi yani çok vefalı çok ince düşünceli zaten hani tanıştınız siz de hani böyle bir çok asil bir duruşu kesinlikle. Da var. Bazen belki o asil duruş bir mesajda şey yapmayayım. Hani yanında böyle şey gözükmeyeyim gibi bir şey yaratabiliyor. Ama şu anda çok mutluyum. İyi ki onunla karı koca oynuyorum. Şans benim için. Şevket Çoruh zaten benim yıllardır dostum. Ama onunla sahnem yok henüz. Olursa onu bekliyorum. Günay çok tatlı. Yani dizide oğullarım zaten. Oğullarım bu arada aslında büyüyor. Mesela Durukan 22 yaşında galiba. Gerçekten 18 yaşımda doğursam o kadar çocuğum olurdu. Şey diyorlar hani bu kadar genç annem oynayacaksın dediler birkaç bana. Ama düşündüm evet ben Durukan gibi bir çocuğum olabilirdi o yaşta. Evet. Ben geç anne oldum o yüzden. Peki Alican'a sorayım kaç yaşında oldu? 3 olacak. Oh süper. Önümüzdeki ay inşallah 3 olacak. Şu an çok da tatlı zamanları. Of çok konuşmaya başladı artık bayağıdır konuşuyor. Her şeyi kendi yapıyor. Bizi böyle parmağında güzel oynatıyor. Güzel zamanları. Ben düğününüzü hatırlıyorum. Çok güzel bir düğündü. Hani aslında pandemide o evet. maskelerle falan her evet. şey çok tatlıydı. Böyle yani, ışıl ışıldı. Enerjisi evet. çok güzeldi düğünün evet. sizin. Düğün böyle... olmadı aslında tabii pandemi olduğu için. Ama ben şimdi yani hiç onun eksikliğini hissetmiyorum. Hani gelinliğim de yoktu. Hani insanlar yazdılar gelinlik giymemiş bana. Yani pandemideydik gelinlik öyle bir alacağım bir şey yoktu. Ama zaten ben o kadar çok gelinlik giydim ki oynadığım rollerde. Böyle bir gelinlik giyme hayalim de yoktu. Hani öyle olsa hak verirdim. Hani derdim ki evet ben gelinlik giyeceğim bir günü bekleyeyim. Ama beyaz bir elbisemi giydim. İşte ablamın daha açılmamış bir kafesi vardı daha açılacaktı. Orada bir de pandemi yüzünden annelere, babalara, kaymakamlıktan izin aldık. Çünkü 65 yaş üstü çıkamıyordu dışarı. Böyle bir zorluklarla yaptık ama herhalde şey çok kötü, hepimiz için çok kötü bir dönemde biz böyle çok özel mutlulukları yaşadık. O yüzden de o dönemi açıkçası çok böyle kolay, hoş geçirdik biz. Sonra hamile kaldım evlendikten 3 ay sonra. Pandemi hala devam ediyordu. Benim için pandemi tabii ki çok kötü ama benim için güzel hatıraları olan bir dönem. Tanışma hikayeniz ilginç miydi? Yani Kenan konserinde tanıştık ama sadece şöyle merhaba merhaba diye. Sonra ben... Bir görücü usulü gibi mi yoksa? Yani Kenan'ın menajeri Fiko bizi tanıştırdı. Hani öyle ben Dastas'tayım zaten. Hani Dastas'ın orta hani böyle planlı mekanımda. Planlı bir tanıştırma. Hayır hayır. Yani Kenan konseri. Ben etrafı herkese merhaba nasılsın diye geziyorum. Fiko ile konuşurken de Kenan'ın menajeri Can dedi. Didem merhaba merhaba. Sonra bitti o kadar. Sonra ben... Hemen sevgili mi oldunuz? Hayır olur mu? Ben takıldım yani bakıyorum. Oraya gidiyorum bakıyorum. Öbür tarafa gidiyorum. O da konseri dinliyor. Hiç benimle alakası yok. Baktım saat olmuş 11. Uykum geldi. Her gün Dastas'tayım. Ay dedim ya ne yapayım ben eve gideyim en iyisi. Eve gittim. Bir daha görüşmedik. 3 ay sonra ben Harbiye Açık Hava'da Kenan konserine gittim. Yine Kenan. Ben gittim yani kız arkadaşlarımla. Kenan'la bağlantıları mı var arkadaş grubu? Onların var yani Kenan'ın çok yakın arkadaşı eşimin kuzeni gibi. Ama orada yoktu Harbiye konserinde. Harbiye konserinin ertesi günü Instagram'da böyle hani DM'mize mesajlar düşüyor ya ve ben çok düştüğü için bir de özellikle yurt dışından hep böyle arada kitlenmesin diye siliyorum.
mesajlarımı okumadan siliyorum çünkü çok. Yine böyle öylesine açtım bir gün 3 ay sonra. Bakarken böyle en üstte biri işte konserden beri seni görmedim. Oo. Bunu da anlatma. Ben de Allah Allah dedim, dün akşam gittim konsere, kimi gördüm acaba? Açtım hesabı gizli. Profilden baktım, hiç tanımıyorum, 3 ay geçmiş. Merak ettim, bir takip edeyim, bir anlayayım kim olduğunu, çıkarım dedim. Takip edince hangi konser dedim, Kenan konseri dedi. Ben dün akşam kimseyle tanışmadım ki, arkadaşlarımla gittim dedim. Nasıl yani dedi, beni hatırlamıyor musun? Sonra anladık ki 3 ay önceki konserden bahsediyor, bir şans olmuş. Sonra öyle yazışmaya başladık ama yine sevgili olmadık çünkü görüşmedik. Sonra Ekim'de daha 5 ay sonra bir yemek yedik. Sonra sevgili olduk. Zaten hemen sonra da evlenmeye karar verdik. Evet, biz de çok hatta hızlı oldu. Acaba bebek var o yüzden mi dedik. Yok, sonra bebek öyle yok, yaşım vardı artık. Bebek yoktu, bebek isteğim vardı. Ondan 41 yaşındasınız değil mi? Yanlış bilmiyorum. Kaç? Şu an. 42. 42 mi? Olsun, ne olacak? 37'de anne oldunuz. 37'de hamile kaldım, 38'de doğurdum. 42. Artık yaş çok ilerlediği için hamilelik yaşları falan vesaire. Ya öyle ama şimdi şöyle bir şey var. Ben 25 yaşında olsaydım 2 tane, 3 tane doğurabilirdim yani. İstiyordunuz çocuk sayısını ben fazla. Ben çocuk çok seviyordum. Ama şimdi maddi manevi hayat şartları hani 42'mden sonra 2 tane daha doğurayım gibi bir şeye imkan vermiyor. Kardeş, o yüzden de düşünüyor musunuz? Yok. Yani Ali Can kalsın ister. Tek. Ali Can, evet. Kardeşleri var. Mert'in kızı var. Onun da çok evet. Güzel arkadaş kardeşler. Ama bu arada buldum birini ama zaman kaybetmeyeyim diye değil. Hayatımda ilk defa biriyle tanıştım, yani sevgili oldum. Sonra ben hep şey zannediyordum, hani ilişki bir yere gelir, evlilik teklifi alırsın. İlk defa öyle olmadığını gördüm. Ben ne ara biz evlilik konuştuk, ne ara... Teklif gelmedi mi? Geldi ama aha, nişanımdan bir hafta önce hani gelmiş olması için yani zaten konuşmuş. Adet yerini bulsun. Adet yerini bulsun diye geldi. Paris'e tatile gittik. Orada mekan bakıyorduk. Burada evlensek diye hayal kuruyorduk. Teklif gelmeden önce planı... Evet hayal, ama nasıl ben bu hayali kurduğumuzu, ortak nasıl bu paydada buluştuğumuzu anlamadım. Sonra hep arkadaşlarıma da dedim ki hani evlilik öyle karşı taraftan bir şey bekleyerek hep bir beklentiyle öyle bir şey değilmiş. Ben bunu gördüm dedim. Yani iki insanın aynı enerjide buluşmasıymış. Öyle biriyle evlenmek güzelmiş dedim. Hı hı. Zaten çok fazla zorluyor kadınlar ve erkekler değil mi bunu yaşamak için? Evet, diyorum ya, hep bir erkekten bekliyor. İlişki işte 3 ayı geçti artık bir şey ciddiyete biner. 6 ayı geçti koyalım, artık teklif gelir. Ya öyle bir şey değilmiş. Ya benim deneyimimden böyle, tabii ki herkesin tecrübesi farklı. Zaten o insansa karşındaki, bir şeyleri konuşmaya, büyük olaylara gerek yokmuş yani. Onu anladım. Mutlusunuz çok her şükür, anlamda. Çok mutluyum. Çok güzel, evet. Çünkü birçok kişi de artık evliliği yürütemiyor. Çok zor. Egolar çarpışıyor. Evet. Başka şeyler var. Bir de herkes, bir laf var ya, herkes çöpünü getirip salona koyuyor, ne yapacağını bilemiyorsun falan, aileler yani vesaire. Yani şöyle, benim arkadaşlıklarım da uzun sürer. Yani dostlarım bellidir. Yıllardır böyle çocukluktan gelen dostluklarım vardır. Eşimle ben dostum, arkadaşım. Ona bağlıyorum açıkçası biraz. Önce dost sonra mı sevgili? Ya öncesi sonrası yok. Yani zaten çok hızlı oldu da şu anda ben çok iyi ev arkadaşıyım, çok iyi dostum. Yani hani böyle evliliğin gereklilikleriymiş, görevleri iyiymiş. O öyle bir şey yok. Bir de zaten çocuğumuz da olduğu için şu an ön planda olan Alican, onun hayatı için beraber mutlu bir aile olmak, ona bunun enerjinin nasıl yansıdığını hissetmek çok güzel. Ama bu hani mutsuz evlilikler olabilir, insanlar boşanabilir. Bu kimseyi yargılamak tabii değil. Ki. Benim için evlilik sürdürülmesi çok kolay bir birliktelik ve çok güzel bir müessese. Yani ben çok mutluyum evli olduğum için. Ne güzel bunları duymak. Ya bu, ama diyorum ya, bu benim deneyimim böyle olduğu için. Kendi kendine doğal ilerledi. Hiçbir evet, şey zorlamadınız. Hiç. Plan yani, yapmadınız. Ha, benim program. Çok beklentilerim de öyle. Diyorum ya, ben eşimden çok beklentim yoktu. Zaten hayatta benim en büyük beklentim huzurlu ve mutlu olayım ve verdiğim değeri göreyim. Kesinlikle. Bir de mesleğimden ötürü açıkçası benim yanımda, benim yaptığım meslekten gurur duyacak. Benim ön planda olmamdan mutlu olacak ve beni destekleyecek biri hep hayatımda olması yaş gerekiyor. Yaş farkı var mı aranızda? Bir yaş küçük eşim benden. Hı hı. Yani şöyle söyleyeyim, Dastas'ta benden daha çok eşimle ilişkide insanlar. Onu daha çok seviyor. Hani sevmek derken hani benden daha çok şeyi var, itibar var diyeyim. Herkese çok iyi anlaşır. Benim oyunlarıma gelir ama benim oyunlarıma girmez. Dastas'taki bütün oyunları seyreder. Böyle gizli jüri gibi. Yani bu çok güzel bir şey. Benim mesleğimin güzel tarafına tatmin olabiliyor eşim. Geçenlerde bir araştırma yapılmış. Kadın erkekten bir yaş bile olsa büyükse o ilişkiler daha bereketli ve güzel oluyormuş. Gerçekten. Diye. İşte Kıvanç'la Başak'ta da bu örneği, birçok örnek de şey var. Şey derler, küçükle evlenince zengin olursun derler diye. Onun gibi bir şey.
gibi. Evet, güzel, inşallah. Süper. Erkek annesi olmak nasıl bir duygu? Ben gerçekten erkek annesiymişim, onu anladım. Tabii kız çocuğum yok ama çok benim için keyifli ve şey lafı çok doğru gerçekten. Erkek çocukları için annelerinin onlar son aşkı, anneler de erkek çocuklarının ilk aşkı. Gerçekten doğru. Yani o yanımda yokken heyecanlanıyorum, karnım böyle pırpır ediyor, emziği bıraktı diye mutlu oluyorum. Tabii ki kızım olsa da böyle olurdu ama şu anda bu deneyimimde ben gerçekten bir erkek annesiyim. Ya zaten öyle şey de değilim, hani böyle çok böyle normal hayatında süslü püslü gezen, hani kız çocuğum olsa diye düşünüyorum. Böyle şey yapan bir kadın da değilim. Biz Ali Can'la böyle şey gibiyiz ya. O da böyle iki sokak çocuğu gibi dolaşıyor. Yani böyle iyi arkadaşız şu anda 3 yaşında ama biz onunla iyi arkadaş olduk. Kayınvalideme de söyledim bu. Bence anne babadan kaynaklanan bir şey. İnşallah ben de çocuğumu öyle yetiştiririm. Şimdi bile onu yapmaya çalışıyorum. Hani birine teşekkür etmeyi, bir kadına işte parkta bile bir kızla oynarken önce ona bir yol ver demeyi, bunu öğretmeye çalışıyorum. Çünkü bence anne babadan başlıyor bir çocuğun eğitimi. Yani yaşadığımız hayattaki kötü olan her şeyde insanların büyük yaşlarında onları suçlu buluyoruz. Ama aslında geçmişe döndüğünüzde travmalar hep aileden geliyor. Ama bunu sadece anneye de bağlamamak gerek. Anne babanın çocuğa nasıl bir yol gösterdiği ve hayat sunduğu ile ilgili bir insan doğuyor ve yaratılıyor ve yetişiyor. Ben de çocuğumu eşimle beraber iyi yetiştirmeye çalışıyorum. Süper. Son şunu soracağım. Bu aralar çok konuşulan bir şey. Birçok oyuncu botoks yaptırıyor ve hatta baby botoks diye bir şey var böyle mimikleri tam öldürmeden. Geçenlerde de Evrim Alasya çok güzel bir tweet attı. Artık botokslu oyuncu dönemi bitti diye. Siz botoks yaptırıyor musunuz ve buna nasıl bakıyorsunuz? Ben botoks yaptırdığım dönemler oldu. Neden oldu? İşte şimdi ben 8 sene Sercan Hatun oynadım. Hiç botoks yaptırmadım. Çünkü orada hani 20'li yaşlarda başlayıp 90'lı yaşlara kadar oynayan bir kadındım. Mimiklerim çok önemliydi. Aylin karakteri için de botoks yaptırmıyorum. Çünkü duygularını çok yoğun yaşayan, acıları olan, yani bunun yüzüne bu yaşanmışlığın geçmesi gereken bir karakter Aylin. Ama Çakallarla Dans'ın 5.siydi. Gittim botoks yaptırdım. Çünkü Fatma Zengin'di. 5 mi 6 mı hatırlamıyorum. Zengin olmuşları oynuyordu. Gittim kaşlarımı incelttirdim, botoks yaptırdım. Botoks zaten 3 ayda geçen bir şey daha önceki deneyimlerimden. Şuna katılıyorum. Botokslu oyunculuk zor çünkü mimiğiniz kalmıyor. Baby'sinin şeyini bilmiyorum. O tamamen talebinizle ilgili bir şey değil sadece. Hani vücudunuza nasıl bir etki yarattığıyla da ilgili bir şey. Hani baby bazıları yaptırırsınız. Kimisinde olmaz, kimisinde çok tutar. Bu tamamen sizin vücudunuzla ilgili bir şey. Oyunculuğun etkiliyor mu? Evet, bence etkiliyor. Yani botokslu olmak bir oyuncunun mimiklerini yapamamasına neden oluyor. Ama oynadığınız karakter ona uygun bir karakterse ve siz o dönem için yaptırıyorsanız benim için hiçbir şey yok. Bu bence bir estetik, yani cerrahi bir müdahale değil. Ben ne yapıyorum? Mezoterapi yaptırıyorum. Daha pembe olsun vücut işte cildim diye. Yok, altın iğne yaptırıyorum. Yani bunlar cildimi daha pembe, o yorgunluğumu atacak şeyler olsun diye. Botoks, dolgu konusunda biraz şeyim. Dolgunun değiştirdiğini düşünüyorum. Yani mimikleri değil, yüzü değiştirdiğini düşünüyorum ve dolgu erimiyor. Evet. Onun daha açıkçası tehlikeli ve yanlış olduğunu düşünüyorum. Botoks'un da eğer oynadığı role bir şey tanımıyorsa herkesin kendi tercihi yaptırılabilir yani. İzleyip rahatsız olduğunuz oluyor mu zaman zaman bu dolgu olayından özellikle? Botoks? Dolgu da işte diyorum ya, dolgu da oluyor. Yani atıyorum ışık dolgusu diyorlar, göz hatları, ekran, bir de her şeyi çok net gösteriyor. Hani kamera burada. Sizin atıyorum benim bu gözüm daha küçük ya da dudağımın şurası daha ince. Çok net gözüküyor bu. Ben de diyorum bazen ekranda gözüküyor işte benim burası daha ince. Diyorum ki şurası keşke diyorum yaptırsam mı diyorum kendi içimde. Sonra buradan kafa sallıyorlar. Yok, şelembe yapıyor. Sakın seni öldürürüm. Ama bu şey, estetik öyle bir şey bence. Yaptıkça yaptırasınız gelen. Doğru, dövme gibi. Evet, güzellik algısı zaten toplumda maalesef çok kötü. Bir baskı var kadınlara yönelik. Erkekler için öyle değil ama kadınlar hep daha bakımlı algısı, güzellik algısı değişti. Sanki böyle botoks dolgulu olan kadın güzelmiş gibi bir durum var. Güzellik merkezlerinin sayısından belli oluyor evet. Zaten. Özellikle Instagram'ın evet. Hayatımıza girmesi. Ya eskiden zaten bu baby botoks oyuncularla çıktı. Evet. Eskiden sadece oyuncular bu kadar çok yaptırırdı. Şimdi her
herkeste dolgu botoks var. Herkeste. Ama bu herkesin kendi seçimi. Biz niye, yani ben kimseye de oyunculuk yapamaz botoks, oyuncuların devri bitti diyemem. Dediğim gibi benim oynadığım rol öyle bir roldür. Ben onu yaptırırım. 3 ay sonra da tekrar Selcan Hatun oynayabilirim. O benim tamamen nasıl rahat oynayacağımla ilgili bir şey. Son tiyatroyu da sorayım. Evet. Öyle kapatalım. Çok tatlı oldu röportaj. Teşekkür ederim. Tiyatro çok güzel gidiyor. Biz Titus Kompleks diye bir oyun koyduk bu sezon. Ve Almanya'dan, Berlin Ensemble'dan Ersan Montag diye bir yönetmen geldi. Aslında Türk ama Almanya'da oyunlar koyuyor, operada. Çok önemli. 2 sene önceden böyle rezerve ettik. Yani onun gelmesini bekledik. Ve böyle şimdi kostümlerimiz, dekorumuz bayağı ihtişamlı, güçlü bir oyunumuz oldu. Titus Andronicus oyunundan uyarlama diye düşünmüştük ama Alman dramaturg ve yazar tekrar yazınca onu tamamen yeni bir oyun oldu ve o yüzden adı Titus Kompleks oldu. Ben de orada tam olarak... Güncellenmiş Titus. Evet. Sığır tüccarı, bir kraliçeyi canlandırıyorum. Wow, süper. Niye sığır tüccarı diyorum? Çünkü birazdan günümüze uyarlandığı için aslında kasabım. O da çok güçlü bir karakter Tamora. Çok iyi. İntikam var, kan var, vahşet var. Oyun bayağı böyle görsel açıdan da bir şölen. Seyirci de mutlu. Güzel gidiyor. Diğer oyunlarımız devam ediyor zaten. En kısa zamanda izleyeceğim. Çok evet, teşekkür çok ederim. Çok sevindim. Ekleyeceğiniz ben. Özel bir şey yok, var mı? Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.